أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ألف ألف صلاة وألف ألف سلام عليك يا رسول الله، ألف ألف صلاة وألف ألف سلام عليك يا حبيب الله، ألف ألف صلاة وألف ألف سلام عليك يا سيد الأولين والآخرين. Bugünkü dersimizde ise ümmeti Muhammed'in muhtaç olduğu iyi ve kaliteli alimler, ümmeti Muhammed'in can damarıdır. Bu alimler iyi alim değil de kötü alimler olursa ümmetin ifsadına sebep olurlar, dinin inkırazına sebep olurlar. İmam Gazali rahmetullahi aleyhe izafeten söylenen bir söz var. Böyle bir eserde gördüm onu. Yani oradan alıntı yapmıştı. Zararu şer'i fî men yansuruhu la bi tarîkihi ekseru min darari men yadurruhu bi tarîkihi. Zararu şer'i fî men yansuruhu la bi tarîkihi ekseru ve eşeddü min darari men yadurruhu bi tarîkihi. Yani anlamı şu: birileri kalkar kendi doneleriyle, kendi delilleriyle İslam'a zarar vermeye, İslam'a saldırmaya, düşmanlık yapmaya çalışırlar. Bunların İslam'a verdiği bir zarar var. Bir de Müslümanım, alimim, ben İslam'ı biliyorum, Kur'an'ı biliyorum deyip piyasaya çıkıp İslam'ın kriterlerine uymadan İslam'a yardım ediyorum havasında usul ve kriterleri bozup yanlış bilgiler vatandaşlara, millete, insanlara aktarmak suretiyle İslam'a yardım ediyorum diyen insanın verdiği zarar, öbür din düşmanlarının verdiği zarardan daha fazladır diyor. Yani bugün piyasaya arkadaşlar, birileri قال الله قال رسول الله diye çıkar, Kur'an ve sünnet diye çıkar veya Kur'an diye, ayet diye çıkar, fakat Kur'an'ın dışında, sünnetin dışında alemi İslam'ın bugünlere gelmesinde emeği geçen bütün ulemanın görüşlerinin dışında, icmanın dışında elinin tersiyle bunları iterek ben varım diyerek Kur'an ve sünneti kendi kafasına göre veya beynini kafasını yıkadığı belli odakların yönlendirmesine göre efendim kirletmiş olan insanların piyasaya yaydıkları mikroplar kafirlerin, gavurların yaydığı mikroptan daha etkilidir, daha fazla tesiri vardır. Bizim bir kardeşimiz, bir mühendis kardeşimiz diyor ki, hocam diyor, iş yerinde arkadaşlarla toplandığımızda şunu görüyorum, piyasada beş vakit namazını kılan kılmamaya başladı, cumaya kılan cumayı kılmamaya başladı. Neden sonra bunlar? Televizyonda bir takım hezeyanlar, belli grupların, belli ilim adamı diye geçinen insanların yapmış oldukları hezeyanlar sebebiyle insanlar dine karşı soğuyorlar. Soğuduktan sonra beş vakit namazını kılan namazını bırakıyor. Efendim cumayı kılan cumayı kılmaz hale geliyor. İslam'a, Kur'an'a şüphe gözüyle bakmaya başlıyor. Şimdi bir kardeşimiz bana söyledi. Kocatepe'de oturduğunu, Kocatepe'de cemaat olduğunu ifade ederek ben Kur'an'da ne varsa onu kabul ederim, sünnette olanlar beni bağlamazlar diyormuş. Tabii Kocatepe'de cemaat olmak, Kocatepe'de sakin olmak ayrı bir özellik değildir ama bunu şunun için söylüyorum, vatandaş da bunun için söyledi zaten. Yani burada bir sürü sohbetler olmasına rağmen, bu konunun üzerine de durulmasına rağmen eğer birisi bunu söylüyorsa bu bilgiyi nereden almıştır? Malumunuz sünnetlerin tamamını, hadis-i şeriflerin tamamını dışlayan ekoller var. Şimdi bu ekollerin, bu kişilerin İslam'a verdiği zarar, gavurların verdiği zarardan daha fazladır. Çünkü gavur konuştuğu zaman elimizin tersiyle onun konuşmalarını atıyoruz, kulağımızdan içeri bile sokmuyoruz. Acaba bu adam haklı mıdır, değil midir diye düşünmüyoruz. Ama öbürü قال الله تعالى, Allah-u Teala şöyle buyurdu diye başlayınca bir dakika dinleyelim, ayet konuşuyor diyoruz. Ve dolayısıyla bu Müslümanları ne yapıyor? Daha fazla etkiliyor.
Diyor ki İmam Rabbani Kuddise Sirru Hazretleri, mektubun başında şöyle bir durum var. Hindistan'da bu dönemde, bu mektubun yazıldığı dönemde başta iyi bir Müslüman idareci var. Müslüman idareci alimlerden birisine talimat veriyor. Diyor ki bir grup heyet, istişare heyeti oluşturacaksın. 4 tane kaliteli insan, alim oluşturacaksın. Bunlardan bir meclis oluşacak. Ben de, bunlar benim danışmanım olacak diye mektubu yazdığı zattan devlet başkanı böyle bir talepte bulunuyor. İmam Rabbani Kuddise Sirru Hazretleri de devlet başkanının bu zattan böyle bir talepte bulunduğunu öğrenince buna bir mektup yazıyor. Aman diyor, sen diyor, sen ol da bu seçeceğin 4 kişiyi gerçekten Müslüman olan alimlerden seç. Mütedeyyin olan alimlerden seç. Din derdiyle dertlenen alimlerden seç diye mektubun özeti bu. Vel ma'rulu el-an huve ennel ulema el-mütedeyyinin eqallu minel qalil. İmam Rabbani buyuruyor ki dini özümsemiş alimler eqallu minel qalil, çok azdır. Şimdi arkadaşlar, birilerinin tenkit önemli değildir. Sadece durum tespiti için bunu sizinle paylaşıyorum. Şimdi İstanbul'umuz, ülkemizde vilayetler içerisinde her açıdan, hem ekonomik açıdan hem dini hizmetler açısından en güzel olan, en kaliteli olan vilayetlerimizin başındakilerdendir. Böyle olmasına rağmen İstanbul'daki bütün imamları toplasak, il müftüsü toplasa, dese ki imamlara, mesela bu gece teheccüd namazına kalkanlar parmak kaldırsın. Kaç kişi? Bugün kuşluk namazı, dün kuşluk namazını kılanlar parmak kaldırsın. Kaç kişi? Akşam evvabin namazı kılanlar parmak kaldırsın. Kaç kişi? Çocuğu 5 vakit namazını kılanlar parmak kaldırsın. Çocuğunu Kur'an kursunun eğitimine verenler parmak kaldırsın diye. Buna benzer, yani dindarlığın kalitesini ortaya koyacak bir takım sorular sorsa ne dersiniz? Mesela kuşluk namazını kılanlar parmak kaldırsın dendiğinde sizce yüzde kaç kişi kalkar? %10'dan fazla kalkar mı? Kalkmaz herhalde. Doğru mu? Yani İstanbul'daki imamların, müezzinlerin tamamı ile ilgili, hatta müftüleri de koyalım içerisine. %10'undan fazlası kalkmış olur mu? Olmaz. Peki şöyle bir soru sorsa, arabası olanlar parmak kaldırsın dese %10 olur mu? Geçer mi %10'u? Geçer. %90'ı bulur mu? Bak, arabası olmakta herkesin arabası var ama kuşluk namazında o kadar piyasaya çıkmıyor. Demek ki yani işin rotası ne tarafa dönmüş? Hoca efendilerin rotası da dünya tarafına dönmüş. Kur'an'a hizmet tarafına, İslam'a hizmet tarafına değil. Dini özümsemek ayrı bir şeydir arkadaşlar, namaz kılmak ayrı bir şeydir. Diyor ki İmam Rabbani Kuddise Sirru Hazretleri, اَنَّ الْعُلَمَاءَ الْمُتَدَيِّنِينَ اَقَلُّ مِنَ الْقَلِيلِ. Dini özümsemiş, din için yaşayan, Allah için yaşayan, Kur'an'a ve İslam'a nasıl hizmet ederim diye haramı helali özümsemiş, cihadı özümsemiş alimler çok azdır. وَهُمُ الَّذ۪ينَ جَاوَزُوا حُبَّ الْجَاهِ وَالْرِيَاسَةِ. Yani mütedeyyin alim kimdir? Derdi para değildir. Derdi makam ve mevki değildir. Memuriyette şöyle bir esas var derdi bizim amirlerimiz. Memuriyette esas olan yükselmedir. Ne demek? Yani müfettiş olan kaymakam olmak ister. Kaymakam olan vali olmak ister. Vali olan bakan yardımcısı olmak ister. Bakan müsteşarı olmak ister. Bakan müsteşarı olan bakan olmaya çalışır. Yani memuriyette esas yükseliştir derler. Halbuki kullukta da esas olan nedir? Kullukta esas olan dünya makamlarında yükseliş değildir. İhlas ve takvayı daha fazla yakalamaktır. Allah'ın rızasını daha fazla yakalamaktır. Dolayısıyla eğer alimin gönlünde, ilim sahibinin gönlünde para sevgisi, makam sevgisi, efendim riyaset sevgisi varsa o mütedeyyin bir alim değildir. Yani dini özümsemiş değil, dünyayı, makamı özümsemiş bir insandır. Makam için, mevki için insanoğlu eğer gönlünü makama, mevkiye kaptırırsa feda edemeyeceği bir şey yoktur. وَخَلَفُوهُ وَرَاءَهُمْ
ve leyse lehum maksadun ve matlabun siva terbiyeci şeriatı. Mütedeyyin alimler kimlerdir? Makam ve mevki sevgisini geçmişler. وَخَلَّفُوهُ وَرَاءَهُمْ Onu geriye atmışlar. وَلَيْسَ لَهُمْ مَقْصَدٌ وَمَطَّبٌ سِوَى تَرْوِيجِ الشَّرِعَةِ Şeriatı yüceltmekten başka bir dertleri yoktur. Anlatırlar, merhum Zekeriya Efendi, Zekeriya Özşah, Allah rahmet eylesin, bu iyi zenginlerden birisiydi. Efendi Hazretlerimizle tanıştı, sohbetlerini dinledi, gerçekten etkilendi ve gelmiş Efendi Hazretlerimize demiş ki bir tane mi iki tane mi daire sana bağışlayacağım demiş şahsına. Dile benden ne dilersin demiş. Çok sevince, gönlüne girince demiş ki benim ihtiyacım yok. Ancak talebelerin medreseye ihtiyacı var. Talebelere medrese yaparsan sana dua ederim demiş. Ve Zekeriya Özşah abimiz, Allah rahmet eylesin, o zaman Efendi Hazretlerimizin kendi gönlünde böyle tabiri caizse dağ gibi büyüdüğünü kendisi söylüyor. Yani ben kendisine karşılıksız, dile benden ne dilersin, sana iki tane daire vereyim, efendim imkanın olsun, çoluğun çocuğun var. Demiş ki benim imkanlarım, benim ihtiyacım yok demiş. Ama talebelerin medreseye ihtiyacı var. Onu yaparsan dua ederim sana, memnun olurum dedi. Zekeriya Efendi ondan sonra büyük büyük medreseler yaptı. Medresedeki hocaların maaşlarını üstlendi, talebelerin yemeğini üstlendi. Şimdi hala onun çocukları, kendisi rahmetli olduktan sonra onun çocukları aynı şekilde yüzlerce talebenin nafakasını, yiyecek, içecek ihtiyaçlarını karşılıyor. Yüzlerce personelin de maaşlarını kendi kazançlarından ödüyorlar. Şimdi söyleyeceğim şu, burada Efendi Hazretlerimiz eğer para peşinde olsaydı, makam ve mevki peşinde olsaydı, işte şurada bana bir daire al demiş olsaydı, Zekeriya Efendi böylesine kazanamazdı. Zekeriya Efendi'nin gönlüne taht kurmasının sebebi, onun dünyaya, makam ve mevkiye sevgisinin olmaması, derdinin sadece din derdi olması. Talebeler yetişsin. Ulûm-i şer'iye vakıf olsunlar, nefsin esaretinden kurtulsunlar, emri bil maruf yapsınlar, ümmeti Muhammed'e ilmi yaysınlar, haramı helali öğretsinler, Allah'ın peygamberinin varisleri olsunlar derdi, hakim olduğundan dolayı ondan istediği medrese talebeleriyle ilgili efendim fedakarlıktı. Efendi Hazretlerim bir emrin var mı gidiyorum diyen herkese evet emrim var derdi. Bulunduğun mahallede bir erkek bir de kız medresesi açacaksın. Madem sordun ben de emrediyorum. Bulunduğun her mahallede bir erkek bir de kız medresesi açacaksın derdi. Şimdi arkadaşlar bir emrin var mı diye soran herkese bunu söyleyen insanın içinde ne derdi var? Tek kelimeli din derdi var. Doğru mu? Kadınlar, erkekler, herkes din ile buluşsun, Kur'an ile buluşsun. Farzı, vacibi, sünneti, haramı, helali bilsin, Allah ile buluşsun. Bu dert nasıl ki Efendi Hazretlerimizin gönlünde, kalbinde vardı ve bu onun çalışmalarına yansıdı. Elhamdülillah bugün Türkiye'de, Afrika'da, dünyanın muhtelif yerlerinde bu çalışma, bu dert nurunu, ışığını göstermiştir. Ta Burkina Faso'ya gidiyorsunuz, ta Gine'ye gidiyorsunuz, orada Efendi Hazretlerimizin delaletiyle yetişen arkadaşlarımızın medreseler açtığını, orada efendim şalvarıyla, cübbesiyle, sarığıyla Arapçayı, Kur'an'ı okuyan yüzlerce öğrencinin olduğunu görünce bu din derdiyle dertlenmenin ne büyük bereket getirdiğini gerçekten görüyoruz. Diyor ki وَلَيْسَ لَهُمْ مَقْصَدٌ وَمَطْلَبٌ سِوَى تَرْوِيجِ الشَّرِعَةِ Bu mütedeyyin dindar alimlerin şeriatın yüceltmesinden başka bir dertleri yok. Şeriat yücelsin, din yücelsin, iman yücelsin, Kur'an yücelsin, ben yüceleyim değil, din yücelsin, Kur'an yücelsin. وَتَعْيِيدِ الْمِلَّةِ Din-i Celle İslam'a yardım ve destek vermekten başka bir dertleri yoktur. فَاِنَّهُ اِذَا كَانَ ف۪يهِمْ حُبُّ الْجَاهِ
İlim sahibi insanlarda dünya sevgisi, makam sevgisi olursa يَأْخُذُ كُلُّ وَاحِدٍ مِّنْهُمْ طَرَفًا مِمَّا يُلَائِمُ مَرَامَهُ. Adamın gönlünde mıngır tıngır sevgisi varsa o parayı kazanmanın yollarına bakar. Makam ve mevki sevgisi varsa o zaman idarecilere yaltaklık yapmaya başlar. Onların yanlışlarını da iyi yorumlayıp onların gözüne girmeye ve makam sahibi olma peşine düşer. Din derdi olmayınca birilerinin gözüne girmeye çalışır. Ya zenginlerin gözüne girmeye çalışır, onlardan istifade edebilmek için, ya idarecilerin gönlüne girmeye çalışır, onlardan makam ve mevki elde edebilmek için. Bunların her ikisi de nedir? Onların mütedeyyin olmadığını ispatlayan, mütedeyyin dini özümsemiş demektir. Dini özümsemiş olmadıklarını ispatlayan yanlışlardır. Ve yuridul ihtilafat ve yuqi'ul hilafiyat fil beyt. Bu tip alimler hep arada böyle tartışmalı meseleleri gündeme getirirler. Müslümanların arasındaki imanı, birliği, beraberliği güçlendirecek manzarayı değil, onları birbirinden ayrıştıracak, birbirine düşürecek tutum ve davranış sergilerler. Arkadaşlar, dersimin başında da ifade etmiştim. Alimin ifsadı kafirin ifsadından daha kötüdür. Alimin ifsadı kafirin ifsadından daha kötüdür. Çünkü kafirin konuşmasına karşı biz ön yargılıyız. Bu adam zaten din düşmanıdır deriz. Biz ona kulak vermeyiz. Ama aleyhissalatü vesselam Efendimizin bir hadisi şerifi hepiniz bilirsiniz veya en azından duymuşsunuz. İnne akhbafa ma akhafu ala ummeti kullu munafiqin alimil lisan. Ben ümmetime en çok neden korkuyorum? En çok neden korkuyorum? Gavurlardan değil, Amerika'dan değil, Rusya'dan değil, Çin'den değil. En çok diline baktığın zaman alim, konuştuğu zaman kâle Allah, kâle Resulullah diyor. Dilinden dökülenlere baktığın zaman alim ama gerçekte münafık. Gerçekte münafık olan diline baktığın zaman alimdir, profesördür. Millet bunu efendim ilim sahibi olarak biliyor. En çok ümmetim için korktuğum bunlardır buyuruyor. Arkadaşlar, 20 sene önce, 30 sene önce birisi kalksa dese ki Buhari, Müslim, Kütüb-i Sitte böyle bir şey yoktur. Sünnet diye bir şey kabul etmiyoruz. Efendim biz sadece Kur'an'ı kabul ediyoruz deseydi Türkiye'de %1, %2 taraftar bulamazdı. Ama şimdi bu sözü söyleyenler taraftar buluyorlar mı? Taraftar buluyorlar. Üniversitelerde, talebelerde, üniversite hocalarında, hatta bazı müftülerde, vaizlerde bile efendim kendilerine adam edinmişlerdir. Neden? Çünkü münafıkul lisan, alimul lisan, münafıkul kalb. Dilinde ilim vardır. Konuşma kabiliyeti güzeldir, ikna kabiliyeti güzeldir. Anlatırken öyle ballı, tatlı, yağlı anlatıyor ki inne minel beyani lesihran. Öyle miydi? Yani ifade kabiliyetinin öyleleri var ki insanı sihir gibi etkiler. Dolayısıyla arkadaşlar, zamanımızda ümmeti Muhammed'in ifsadında en büyük etkili olan kötü alimlerdir. Kötü alim ne demektir? Mütedeyyin alim ne demektir? Kötü alim demek dini dejenere eden, dünya sevgisiyle dünyanın peşinde koşan, makam ve mevkinin peşinde koşan her alim kötü alimdir. Dinin yücelmesi için zaman ve mesai sarf eden, dinin yücelmesi noktasında fedakarlık yapan, örgütlenen, çalışan, mesai sarf eden insan da mütedeyyin alimdir. Dini kendi hayatında yaşıyor, bununla yetinmiyor, dertleniyor. Neye dertleniyor? İnsanların dinden uzaklaşmasından, cehenneme doğru koşmasından dertleniyor. Sünnetin, Kur'an'ın toplumdan uzaklaşmasından, uzaklaştırılmasından rahatsızlık duyuyor. Efendim bu insanlar mütedeyyin alimlerdir. Öbür taraftaki dediğim gibi makamın, paranın, pulun peşinde düşen, koşanlar ise kötü alimlerdir. Ve yec'alu zalike vesileten li kurbis sultan. Yani kötü alimler din derdi olmayınca
makam derdi varsa baştaki insanların gözüne girebilmek için onlara uygun fetva verirler. Onların yanlışlarını doğru gibi yansıtmaya başlarlar ki onlardan bir makam elde etsinler diye. Feyekûnü muhimmuddini la mehalete ebtera ve akta'an. Yani onlar için din meselesi önemli değildir. Onlar için önemli olan hangisidir? Elde etmek istediği makamdır. Vaktilafatul ulema hiye allati alqat al-alama ila al-bala'i fil qarni's sabiq. Geçtiğimiz asırda alimlerin kendi arasındaki ihtilafı ümmeti belaya sürüklemiştir. Geçtiğimiz İmam Rabbani buyuruyor kuddise sırru. Geçtiğimiz asırda alimlerin ihtilafı ümmeti belaya sürüklemiştir. Arkadaşlar aynel yakın hakkal yakın bugün Türkiye'de ve dünyada da manzara bundan ibarettir. Alimler kendi arasında ihtilaf edince birileri sünnet değerlidir, birileri değersizdir diyorsa, birileri namaz 5 vakittir, birileri 3 vakittir diyorsa, birileri efendim faiz haramdır, birileri faiz haram değildir diyorsa, birileri hac farz idi ama bu zamanda bu şartlarda Darül Harp'te farz değildir, birileri de farzdır diyorsa o insanlar ne yapsınlar? İkisi de hoca. Nasıl ölçecek? Önünde metre mi var? Metreyle mi ölçecek hocalığını? O da kâle Allah, kâle Resulullah diyor. O da kendine göre bir ekoldür. O da kendine göre elindeki imkanları kendi inancını yaymak için kullanıyor. Kendine göre de bir cemaati vardır, bir çevresi vardır. Arkadaşlar bugün hocayım diye geçinenlerden Türkiye'de faiz helaldir diyen var mı? Biliyor musunuz? Var. Hem de cemaat halinde Türkiye'de faiz Darül Harb olduğu için helaldir diyen var. E şimdi vatandaş ne yapsın? Faiz helal mi, haram mı? Türkiye'de faiz helal mi, haram mı? Helal diyen bir grup var. Haram diyen bir grup var. O zaman اَلَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَى لَا يَقُومُونَ اِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِ. Bu ve devam eden ayeti kerimelerde zinadan ve her türlü büyük günahtan daha da büyük günah kabul edilen faizin haramiyetini nasıl, kime nasıl anlatacaksın? Yani vatandaş oradan dinliyor, senden dinliyor. Bunların etkisi az değildir. Hele hele kendi cemaatine bunu zaten su gibi yutturuyor. Yani evvela adamın gönlünü alıyor. Gönlünü aldıktan sonra yavaş yavaş ne yapıyor? Ona zehri zerk ediyor. Efendim, dolayısıyla insanları daha kolay zehirlemiş oluyor. Kalksa şimdi bir dinsiz, solcu, imansız birisi dese ki İslam'ın faizi yasaklaması uygun değildir. Faiz sistemi olmadan olmaz dese Müslümanlar ne derler ona? Dinsiz, imansız olduğunu bilince hadi git lan. Sen ne anlarsın bu işte? Derler. Ama kâle Allah, kâle Resulullah diyen birisi bunu söylerse acaba bu niye böyle söylüyor? İnsanın da hoşuna gider mi? Yani bankadan para çekmek isteyen insanlar böyle bir şey de duydukları zaman nasıl olsa bunun fetvası var derler. Ayağın kayması kolaydır. Diyor ki geçmiş asırda meydana gelen büyük felaketler alimlerin kendi ihtilafından kaynaklanmıştır. فَإِذَا كَانَ هَذَا الدَّاءُ مُسْتَمِرًا وَتِلْكَ الصُّحْبَةُ دَائِمَةً مِنْ اَيْنَ يُرْجَى تَرْوِيجُ الشَّرِعَةِ. Eğer alimler arasında ihtilaf devam ederse, efendim, kötü alimlerle bir araya gelip devlet idarecileri sohbet ederlerse, o zaman şeriatın yücelmesi nasıl beklenebilir ki? Diyelim ki devlet başkanının etrafındaki dini danışmanlar ona neyi söylerlerse onu etkileyeceklerdir. Eğer onlar kötü ise o devlet başkanı da ne yapacaklardır? Kötü yönde etkileyeceklerdir. İhsan Şen Hoca Efendi Türkiye'de zararlıdır diyeceklerdir. Aa öyle mi? Kendilerine göre de bir takım doneler ortaya koyacaklardır. Demek öyle, o zaman biz bunu uzaklaştıralım diyecektir. Şimdi İhsan Şen Hoca Efendi ile dinsizler, imansızlar uğraşsalar haydi oradan der herkes. Ama ilim sahibi diye geçinenler aleyhinde kuyu kazmaya kalkarlarsa, böyle bir danışmanlık birilerine yaparlarsa etkili olur mu? Olur. Demek ki kötü alimlerin verdiği zarar, dinsizlerin verdiği zarardan daha fazladır. Bunu biz de müşahede ediyoruz. بَلْ يَكُونُ بَاعِثًا عَلَى التَّخْرِيبِ وَالْعِيَادَ بِاللّٰهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى. Yani İslam'ın tahribine sebep olur, tervicine sebep olmaz. وَمِنْ فِتْنَةِ الْعُلَمَاءِ السُّوءِ.
Min zalike ve min fitnetil ulemâ-i şûyîn. Yani İslam'ın tahribi, İslam'ın şeriatın tahribi kötü alimlerin fitnesinden kaynaklanır. Alimlerin kendi arasındaki ihtilafından kaynaklanır. Fe in teyessere zalike min ulemâ-i âhira. Feinin takaptum lehâzel garadı âlimen vâhiden. Diyor ki devlet başkanı sizden 4 tane alim istedi. Siz bir tane seçerseniz fehuve afdalu ve ahsen. Daha güzel olur diyor. Fe in teyessere zalike min ulemâil âhireti fe ni'metis saâde. Eğer ahiret alimi olursa büyük bir saadet. Ne demektir ahiret alimi olursa? Yani maneviyat sahibi olursa demektir. Ehli tasavvuf olursa demektir. Ahiret derdiyle dertlenen birisi olursa fe inne sohbetehu kibritun ahmar. Arkadaşlar her alimin sohbeti yani mütedeyyin her alimin sohbeti etkilidir. Ancak tasavvuf sahibi olan alimin sohbeti daha çok etkilidir. Bunun örneğini zaman zaman paylaşmışımdır sizinle, yeri geldiği için söyleyeyim. Şimdi İmam Nebevi Hazretleri alimdir ve mutasavviftir. İmam Gazali Hazretleri alimdir ve mutasavviftir. İmam Nebevi gibi, İmam Gazali gibi İslam tarihinde çok alimler geldi geçti. Ama dünyanın neresine giderseniz gidin İmam Nebevi'nin her camide eserini görürsünüz. Riyaz-ı Salih'ini görürsünüz veya bir başka eserini görürsünüz. Dünyanın neresinde, hangi mescide giderseniz gidin İmam Gazali'nin eserini, İhya-ül-Müddin'in veya diğer eserlerinden birisini görürsünüz. Bu ne demektir? Yani mutasavvif olan ahiret alimlerinin sözünün etkisi, nasihatinin etkisi, kaleminin etkisi, yazısının etkisi nedir? Daha müessirdir. Mekke'de, Medine'de efendim hutbe irad eden oradaki hoca efendiler normalde hani Suudi Arabistan'daki alimlerin havasını biliyorsunuz. Onlar tasavvufa karşı olduklarından dolayı İmam Gazali gibilere, İmam Rabbani gibilere değer vermezler. Hatta farklı kelimeler kullanırlar. Ben kullanmak istemem. Ama biz orada hutbe okuyan hatiplerin bile dersini süsleme adına İmam Gazali'den nakiller yaptığını görüyoruz. İmam Gazali'den nakiller yaptığını görüyoruz. Dolayısıyla arkadaşlar İmam Rabbani Kuddisesi Hazretleri diyor ki ahiret alimi var ya, yani mutasavvif olan, ilmiyle beraber takvasını birleştiren, tasavvufu birleştiren alim bulabilirsen kibrit ahmerdir. Hani bulunmaz Hint kumaşı deriz ya biz. Bulunmaz Hint kumaşı. Onlar bulunmaz Hint kumaşıdır diyor İmam Rabbani Kuddisesi Hazretleri. Feillem yeteyesser faktaru afdala hadal cinsi ba'de teammuli sahih ma la yudraku kulluhu la yudraku kulluhu. Yani bu aranan evsafta iyi alim bulamazsan buna en yakın olanı bulmalısın. Ama ne eder edersin, devlet başkanının danışman olarak istediği alimi mütedeyyin alim olarak seç, değilse ümmetin başına bela olur, ümmetin fesadına sebep olur, şeriatın tervicine değil tahribine sebep olur. وَمَاذَا اَكْتُبْ فَكَمَا اَنَّ النَّجَاةَ الْخَلَائِقِ مَرْبُوضَةٌ بِوُجُودِ الْعُلَمَاءِ. Sadece devlet başkanının değil, yani gerçekten insanların kurtuluşu alimlerin varlığına bağlıdır. Yani arkadaşlar et ve tuz meselesini örnek olarak verirler. Yani insanlar et mesabesindedir, alimler de tuz mesabesindedir. Eti tuzlarsanız bozulmadan kalabilir, eğer tuzlamazsanız bozulur. Eğer insanlar alimsiz kalırlarsa bozulurlar, kokarlar. İmam Gazali Hazretleri'nin bir tespiti var arkadaşlar. Önemli bir tespittir bu. Der ki bir insan yaşayacağı bir bölgeye, yani meskun bir mahalleye gitmek istiyor. Efendim bir yere yerleşmek istiyor. Bir insan yerleşmek istediği yere iki şeye bakması lazım. İki şey varsa yerleşsin, değilse orasını terk etsin. Nedir? Bir, hastane ve doktoru olması lazım gittiği yer. Hastane ve doktoru olması lazım. İki, alimi olması lazım. Bir bölgede alim yoksa orada yaşanmaz. Bir bölgede hastane, doktoru yoksa orada da yaşanmaz.
Düştün, yuvarlandın, beyin kanaması geçiriyorsun. Nereye götürecek? Kim tedavi edecek? Yani hasta oldun, gece ağır hastaneye kaldırılacaksın. Hasta oldun, tedaviye ihtiyacın vardı. Elbette bunun için, yani bedenimizin sağlığı için doktora ihtiyaç var. Dolayısıyla hastanesiz ve doktorsuz yerde yaşanmaz. Doğru değildir yaşanmaz. Bu bedenimizle alakalı. Ruhumuzla alakalı doktorumuz kimdir? Ruhumuzla alakalı doktorumuz da alimlerdir. Rahmetli Ehsan Efendi hocamızdan ders okurken dedi ki işte ispirto temiz değildir. Dolayısıyla bununla beraber vücudumuza sürdüğümüz zaman bununla beraber yıkanmadan namaz kılınmaz dedi. Ben de dedim ki hocam dedim benim amcam sıhhiyedir. Köyde sıhhiyelik yapardı. Dolayısıyla evinden çıkıp cumaya giderken o iğne takımlarını da alırdı yanına. İspirtoyu da koyardı bir cebine. Cumaya giderken, yolda giderken hastalara iğne vururdu, ilaç verirdi, muayene ederdi. Dönerken cumadan yine aynı şeyi yapardı ama o ispirto cebinde olurdu. Dedim ki hocam dedim benim amcam dedim sıhhiyelik yapıyor. Böyle böyle ispirto cebinde olduğu halde cumaya gidiyor, namazı kılıyor. O zaman dedi ki bana, sen dedi bir daha amcana gittiğinde de ki amcana, amca sen bedenlerin doktorusun, ben de ruhların doktoruyum. Sen insanların bedendeki aksaklıklarını gideriyorsun, tedavi ediyorsun. Ben de derim ki sana ispirto ile beraber namaz kılma. Bu da ruh alemini ilgilendiren, ibadet alemini ilgilendiren bir şeydir. Yani orada rahmetli hocam bana şunu söylemiş oldu. İlim sahibi insanlar nedir? Ruh doktorudurlar. İnsanın bedeninin ihtiyacı normal hastane doktorları tarafından giderilir. Ruhunun ihtiyacı da ruh doktorları olan alimler tarafından giderilir. Bundan dolayıdır ki diyor فَكَمَا اَنَّ نَجَاتَ الْخَلَائِقِ مَرْبُوضَةٌ بِوُجُودِ الْعُلَمَا İnsanların, mahlukatın kurtuluşu alimlerin mevcudiyetine bağlıdır. Biraz önce verdiğimiz misalde eskiden buzdolabı falan derin dondurucu yoktu arkadaşlar. Eti ne yaparlardı? Tuzlarlardı. Tuzlayıp uzun süre saklarlardı. Yiyecekleri zaman suya koyarlardı. Hani tuzunu giderirlerdi. Ama tuz onu ne yapıyordu? Uzun süre kalmasına sebep oluyor idi. Dolayısıyla tuz ne yapıyor? Etin bozulmasını engelliyor. Doğru mu? Tuz nasıl etin bozulmasını engelliyorsa ulema da aynen ne gibidir? Tuz gibidir. Eğer tuz olmazsa insanlar bozulurlar. Zina çoğalır, içki çoğalır, kumar çoğalır, anaya babaya isyan çoğalır, ailelerde huzursuzluk çoğalır, boşanmalar çoğalır. Dün akşam efendim bir yerde sohbet ederken Arnavutköy'de birisi 18-19 yaşındaki bir çocuk kardeşini, kız kardeşini, annesini, babasını boğazından kesmiş. Şimdi kardeşini, kız kardeşini, annesini, babasını boğazından kesip öldüren 19 yaşındaki delikanlının bedeninde sıkıntı yok. Bedeninde sıkıntı yok, ruhunda sıkıntı var. Eğer siz insanların ruhlarını ihmal ederseniz anasını da keser, babasını da keser. Ben sohbetlerde de zaman zaman söylüyorum. İki tane kadın gelmişti bana. Biraz orta yaşın üzerinde, yani 50'nin üzerinde iki kadın gelmişti. Birisi öbürüne destek için gelmişti. Yani o anlatamayacak derdini, o anlatacaktı derdini. 16 yaşında oğlu var. Babası, çocuğun babası, yani kadının kocası, gece bir yerde bekçilik yapıyor. Çocuk eve geliyor, annesine bıçağı dayıyor. Para şekil diyor. Para alıyor ondan zorla, bıçakla beraber annesinden para alıyor. Babasına bunu anlatınca babası diyor ki ben diyor bununla karşı karşıya gelirsem evlat katili olacağım diyor. Ben bununla karşılaşmak istemiyorum, ben bunu öldürürüm. Ben katil olacağım, karşılaşmak istemiyorum diyor. O karşılaşmak istemiyor ama kadın kocası gittikten sonra çocuk geliyor bıçakla annesinden para alıyor. Vermesin sana bıçağı sokacağım diyor. Şimdi bu çocuğun bedende sıkıntısı yok, ruhunda sıkıntısı var. Onun için toplumun nereye ihtiyacı var? Hastaneler çok piyasada, doktorlar çok ama alimler, ruh alimleri çok az. Doktorlar arkadaşlar sabah saat 8'de mesaiye başlıyorlar, hem de çok dikkatlidirler mesaide. Ben Çapa'da, Cerrahpaşa'da değişik hastalıklarla ilgili veya hastaların takibiyle ile gittim. İnan ki profesörler saat 7.30'da görevinin başındalar. 7.30'da görevinin başındalar. Mesai konusunda sıkıntıları yok. Efendim,
Şimdi doktorlar tabiri caizse tüm mesailerini yapıyorlar, çalışıyorlar. İstanbul'da ne kadar hastane varsa, ne kadar doktor varsa o kadar alim var mı arkadaşlar? Yoktur. İşte onun için İstanbul fesada doğru gidiyor. Çocuklar annesini öldürüyor, babasını ölüyor, öldürüyor, kardeşini öldürüyor. Anasını bıçaklıyor. Evet. Fekema enne necatel halayık. Allah'ın izniyle siz ümmeti Muhammed'in ruh doktorları olacaksınız. Siz buna talip olacaksınız Allah'ın izniyle. Önce kendimizi iyi tedavi edeceğiz. Derdimiz bir olacak. Ne olacak derdimiz? Allah'ın dinini yüceltmek olacak. Kendi şahsımızda yaşayarak ümmeti Muhammed'in yaşamasını da ümit ederek. İmam oldun bir mahallede, bir köyde imam oldun. Peki imam olduğunda ne oldu? Sadece maaş mı alacaksın? Sadece maaş almak için imam oldun. O mahalledeki insanların her birisine tek tek dokunmak, her birisinin gönlüne girmek, camideki cemaati artırmak, onların bilgisini artırmak, onların din ile gerçekten buluşmasını sağlamak diye bir derdin olacak mı, olmayacak mı? Eğer olmazsa imam olmanın bir anlamı yok. Altından kalkamazsın, vebalini ödeyemezsin. Şimdi birçok yerde arkadaşlar, yazın yazlık öğrenci gelir camiye, kalabalık. Eğer din görevlisi onların devam etmesinden rahatsızlık duyuyorsa, yani onlara zaman ayırmak istemiyorsa, birinci gün, ikinci gün çocuklara bağırır, çağırır, hakaret eder falan, maksat nedir? Yarın gelmesinler. Onlara gelmeyin demiyor ama yaptığı tavır ve davranışlarla bir hafta içerisinde talebeler ne yapıyor? Sıfıra doğru yaklaşıyor. Adamın derdi olmayınca talebe çoğaltmak, bunlara biraz daha faydalı olayım derdi olmayınca tam tersini yapıyor ve böylece de gençler ne oluyor? Tamamen dinden mahrum bir şekilde yetişmiş oluyorlar. Şöyle bir örnek de burada vererek hemen bitirmeye çalışacağım. Bu 70'li dönemlerde, yıllarda arkadaşlar, ben 72'de İstanbul'a gelmiştim. Yeşil Cami Kur'an kursundaydım. O zaman sağ ve sol gruplar ciddi çalışmaları vardı. Solcuların grupları vardı. Sağcıların da kendi aralarında değişik grupları vardı. Dernekleri vardı falan, kuruluşları vardı. Sokak sokak çalışırlardı. İşte kurtarılmış bölgeler vesaire vardı. Bizim Yeşil Cami Kur'an kursunun olduğu bölgede de Dev Sol'un bir o mahallede bir toplandıkları yer vardı. Oradaki üyelerden birisi Abdullah Hoca Efendi'ye geldi. Dedi ki hocam, bir hafta Bayrampaşa'yı terk et dedi. Niye dedi? Ben dedi Dev Sol elemanlarındanım dedi. Dün akşam alınan toplantıdaki karara göre seni öldürecekler dedi. Ben dedi yazın küçükken buraya geldim. Buraya geldiğimde burada biraz bir şeyler öğrendim. Sizi de sevdim. Onun kardeşi vardı, Hafız abi. Dolayısıyla ben böyle bir emeğiniz üzerime geçtiği için ben bunu size haber vermek istedim dedi. Hocam siz çaktırmayın, hiç kimseye de bildirmeyin. Bir hafta izine gider gibi gidin dedi. Bir yere gidin dedi. Şimdi bakın arkadaşlar, orada o Dev Sol'a üye olan delikanlı, efendim onların arasında olan delikanlı, bir ilim sahibine, bir hizmet sahibi olana bir suikast tertiplenme komitesinin içerisinde yer alıyor, sesini çıkaramıyor. Arkadan geliyor, MİT gibi ona haber veriyor. Diyor ki hocam sen buradan kalk, seninle ilgili böyle bir karar alınmıştı. Yani orada o hoca efendi yazın o delikanlıyı efendim eğitime almamış olsaydı, o çocuğun camiyle, hocayla bir bağlantısı olmasaydı ölüm kararını alacaklardı. Kendilerine göre uygulamaya koyacaklardı. Takdir-i ilahi nedir? O ayrı bir şey. Biz ona karışmayız. Ancak bizim paylaşmak istediğimiz nokta neresidir? Din derdi, o hoca efendinin oradaki çalışması ona ahirette vereceği fayda ayrı, dünyada da fayda verdi mi? Verdi. Onun için ümmetin, halkın kokmaması, çürümemesi için, bozulmaması için alimlere ihtiyaç vardır. Kederke husranul alem eyza men yutun bihim. Alemin düzelmesi alimlere, alemin bozulması da alimlere bağlıdır. Tekrar ediyorum, alemin bozulması alimlere, alemin düzelmesi o da alimlere bağlıdır.
Eğer alimler düzgün olursa alem düzgün olur. Eğer alimler bozuk olursa alem de bozuk olur. Ve efdalül ulema, şu cümleyle bitirdim arkadaşlar. Ve efdalül ulema alimler içerisinde en faziletli olanlar. Efdalül alem, alemin en faziletlisidir. Alimlerin en faziletlisi alemin en faziletlisidir. Ve şerruhum şerrul halaik. Alimlerin en kötüsü alemin en kötüsüdür. Çünkü alemin fesadı ona bağlı olduğuna göre alimin en kötüsü alemin en kötüsüdür. Yüce Rabbim Celle Celaluhu her birimizi mütedeyyin alimlerden eylesin. Kalbiyle, kalıbıyla, ruhuyla, her şeyle İslam'ı özümsemiş, efendim ruhuyla yaşayan, ihlası yakalayan, din derdiyle dertlenen, hayatını İslam'ın yücelmesine feda eden alimlerden eylesin. Rabbim takvamızı, ihlasımızı, gayreti diniyemizi gün be gün ziyade eylesin. Rızasını, cennetini, muhabbetini kazanacak, gel, gel, seni bekliyordum diye aleyhissalatü vesselam Efendimizin iltifatına mazhar olabilecek seviyeyi, kaliteyi yakalamayı Rabbim her birimize ve bütün medreselerde okuyan kardeşlerimize nasip eylesin. Tekrar Yüce Rabbim Celle Celaluhu hareket halinde olan ordumuzu mansur ve muzaffer eylesin. Askerlerimizi, komutanlarımızı mansur eylesin, muzaffer eylesin. Düşmanlarımızın hile ve desiselerini boşa çıkarsın. Rabbim düşmanlarımızın boynunu büktürsün, kalplerine korku serpsin, müminlerin gönlünü güçlendirsin ve kuvvetlendirsin. Yüce Rabbim Celle Celaluhu ülkemizi ve alemi İslam'ı birlik ve beraberlik içerisinde yaşamaya, dini celli İslam'a güzel hizmet etmeye vesile eylesin. El-Fatiha.